Bu bölümde 100 ve üzeri sayıları eee ele alacağız ve böylece sayılar konusunu bitireceğiz. Önce 100 ve 900 arası sayılar. Mi'atun 100 demek. Mi'atani 200. Diğerleri artık bildiğimiz kelimelerle gidiyor. Thalathumi'e 300, arbaami'e 400, khamsumi'e 500, sittumi'e 600, seb'ami'e e 700. Femaniye mi'e 800, tis'amiye 900. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı ayetler görebilmekteyiz. Mesela Allahu Teala birisinin e, 100 yıl ölü olarak bırakıldığını, sonra diriltildiğini bildiriyor. Fe emâtehu bunun üzerine Allah emâtehu onu öldürdü. Emâte mevt, mevt ölüm demek. Meyit buradan gelir. Allah onu öldürdü. Miyete amin yüz yıl. Miyete amin 100 yıl. Sımme ba'asehu sonra diriltti. Ba'ase vel ba'su ba'del mevt hak. İşte e, e, imanımızı ifade ederken amentu da bu kullanılıyor. Vel ba'su e, insanların diriltilmesi ba'del mevt ölümden sonra hakkun haktır. Buradaki ba'as diriltme anlamında. Ve afe sonra Allah onu diriltti. Miyete am, yıl anlamında. Başka bir ayette yüz şu şekilde geçmekte. Allah yolunda mallarını infak edenlerin durumu ne? Meselüllezine yunfikun fi fisebilillah. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin hali şuna benzer. Kemeseli habbetin bir tohum gibi habbe gibi embetet seba sanabil 7 sümbül bitirdi. Yani 7 başak var bunda. Fi sümbületin her bir sümbüle her bir başakta da var. Eee miyetu 100 habbe. 100 tane var. Yani bir buğday tanesi düşünelim. Bitti. Toprağın üzerine çıktı. 7 tane bundan başak meydana geldi. Her bir başakta 100 tane bulunmakta. Böyle olunca Allah yolunda vermek 1'e 700 mükafatı var. Bu bir misalle bize anlatılıyor. Miyetu habbe 100 habbe anlamında. 100 tane. Müslümanların durumunu anlatan işte bir Müslüman 10 kafire bedel olabilir. Bunu anlatan ayette ve in yekum minkum miyetun eğer sizden 100 kişi olursa sahabelere hitap ediyor. bu <laughs> elfen bin kişiye galip gelir. bu <laughs> galip gelmek, galebe etmek. Minellezine <laughs> keferu o kafirlerden bin kişiye galip gelir. Bunlar ilk devir itibariyle ilk devir Müslümanları daha dinine bağlı kuvvetli bağlılıkları var. Böyle olunca 20 tane sabreden 200 kişiye galip gelebiliyor. 100 kişi olduklarında bin 1000 kişiye galip gelebiliyor. Ama sonraki merhalede kalite biraz düştüğünden artık 100 kişi 200'e galip gelebilir. 1000 kişi 2000'e galip gelebilir. Ayette öyle anlatılıyor. Nitekim devamı bunun gibi. Fe in yekum minkum miyetun sabiratun eğer sizden sabreden 100 kişi olursa Yalibu mi'ateyne 200'e galip gelir. Burada mi'atun 100, mi'ateyne 200. Bu mi'ateyne olarak da gelebilir de ama bu burada e, fiil fail dolayısıyla mi'ateyne mef'ul durumda. Bundan dolayı da mi'ateyne oldu. Asabi kef'le alakalı. Asabi kef mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bunu anlatan ayet. Ve lebisu kaldılar. Fi kehfihim kehf mağara. Asab kehf diyoruz zaten mağara asabı. Kendi mağaralarında kaldılar. Telâfe miyetin sinine. 300 sinin sene. Ve ilave ettiler. Tis'a buna 9 da ilave ettiler. Yani miladi takvimle 300 yıl kaldılar. Ama hicri olarak sayıldığında 33 yılda bir yıl ilave ediliyor. Çünkü hicride 354 kabul ediliyor senenin günleri kameri takvime göre. Ve o zaman 33 yılda bir, 100 yılda 3, 300 yılda 9 yıl ilave edilmiş oluyor. Buradan bin ve üzeri sayılara geçebiliriz. Bin, elf kelimesiyle ifade edilir. Elf elf salatin ve elf elf selam aleyke ya Resulallah. Peygamberimize olan bir salatü selamda elf elf salat ve elf elf selam yani e, elf elf e, milyon yapar. Milyon sana sana, ol, sana olsun ey Allah'ın e, Resulü. E, bu şekilde e, elfle ifade ediliyor. Elf elf. Tesniyesi elfani olarak geliyor, elf bin elfani iki bin ama e, üç bin dört bin bunlarla alakalı başına rakam getirilerek e, yapılıyor. Yahudilerin dünya sevgisinin anlatıldığı bir ayette onların 60-70 yıllık bir hayata razı olmadığı, elinden gelse bin yıl yaşamak istediği şöyle anlatılmış. Yeveddu ahaduhum onlardan biri sever, ister. Lev yu'ammer, ömrü uzun olsa. Yuammar bakın Türkçede muammeri çağrıştıran bir ifade. Muammer Arapça bir kelimedir. Ee, muammer ömrü uzun olan, kendisine ömür verilmiş demektir. Lev yuammaru e, ömrünün olmasını ister. Elf sene, bin sene ömrünün olmasını ister. Bin yıl yaşamak ister tabi e, bu sırf Yahudilerle alakalı değil İnsan ölmek istemiyor şu dünyada normalde insan çok uzun yaşamak istiyor ama bu onlarda herhalde daha belirgin Bedir Harbi ile alakalı ayetlerden birinde Bedir Harbi'nde meleklerin de imdada gelmesi bu nazara verilir ve e, işte Müslümanlar Ya Rabbi bize yardım et diye dua ediyorlar Festecebe lekum Allah da size icabet etti, cevap verdi. Enni ben mumittukum sizin imdadınıza geleceğim. Mumit imdat. Met de uzattı, emet de yardım etti. Mumittukum yardım edeceğim. Bir elfin bin ile minel melaike meleklerden murdifin ardarda gelen binlik kuvvetler halinde. Yani bin kişilik bir grup ardından bin kişilik başka grup gibi ve bu beş bine kadar çıkabileceği diğer ayetlerde göreceğiz. Ve inne yevmen inde rabbike Rabbin katında bir gün ke elfi senetin bin sene gibidir. Mimme teuddun sizin saydıklarınızdan sizin hesabınıza göre bin sene gibidir. Sene Türkçe'ye aynen geçmiştir. Ee, ve e, bunu Türkçede kullanmaktayız. Yani zaman izafidir. Einstein gerçi bunu ortaya koymuş ama Kur'an'da zaten bu manada anlatım var. Ve bin kelimesinin çoğu çoğulu ulufun geliyor. Elf bin ulufun binler. Elem tara ilezîne o kimseleri görmedin mi? Haracu min diyarihim diyarlarından çıktılar. Ve hum ulufun, binler kişi oldukları halde hazaral mevt ölüm korkusuyla. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla diyarlarını, yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Hani günümüzde e, ülkemize e, işte Suriye'den, Afganistan'dan gelenler var ya e, binlercesi geliyor, yüz binlerce bazen milyonlarca tarihte bu şekilde yerinden yurdundan edilen kimseler olmuş. İsrail oğullarında da olmuş. Binlercesi yerlerini yurtlarını terk edip böyle yurtlarından çıkmışlar. Onu anlatan bir ayet. Evet başka bir örnek 2000 kelimesinin geçmesiyle alakalı. Allahu Teala müminlerin ve kendilerinden iki kat düşmana galip gelebileceğini nazara verirken şöyle bildiriyor. Ve in yekum minkum elfun eğer sizden bin kişi olursa yahli bu galip gelir elfeyni iki bine bi iznillah Allah'ın izniyle. Burada yahli bu bize yabancı değil galip gelmek. E, elfeyni elfi öğrenmiştik elf bin demek elfani iki bin. Ama bu e, mansup olduğunda el-feyni oluyor. İşte kitabani, kitabeyni gibi tesniyelerde bunu ifade etmiştik. Biiznillah bize yabancı bir ibare değil. Ee, Allah'ın izniyle demek. Biiznillah ben bu işi yaparım. Kullanırız bu gibi ifadeleri. Adeta bir biiznillah. Elhamdülillah gibi, subhanallah gibi Türkçeleşmiş e, bir ifadedir. Ve burada... 3000 ifadesini göreceğiz. Allahu Teala'nın Bedir Harbi'nde 3000 melek göndermesi. Peygamberimize hitaben Allahu Teala şöyle bildiriyor. İz tegulu sen şöyle diyordun ey peygamber. Lil mu'minine müminlere. Elen yekfiyekum size yetmez mi? En yumittekum rabbukum Rabbinizin size imdat etmesi yardım etmesi bi thalatati alafin thalatati alaf 3000 3000 ile minel melaiketi meleklerden münzelin e, indirilmiş indirilmiş 3000 melekle Rabbinizin size imdada gelmesi yardım etmesi size yetmez mi diyordum. Ve devamında bunun 5000'e çıkabileceği ifade ediliyor. İn tasbiru eğer sabrederseniz ve tettegu, ve e, sakınırsanız günahlardan ve tukumin min fevrihim düşmanlar ansızın üzerinize fevr fevri e, aniden gelecek olurlarsa eee heza yümditkum rabbukum rabbiniz size yardım eder medet verir bi hamseti alafin 5000 ile minel meleiketi meleklerden müsevvimin nişanlı nişanlı derken özel donatımlı hani askerlerin belli kıyafeti oluyor, silahları oluyor ve meleklerin de bu iş için tahsis edilmiş kısmı ve belli kıyafette belli bir görünümde ve belli kuvvetlerle teçhiz edilmiş olarak 5000 melek. Tabi burada şuna da dikkat etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim evet diyor melekler var ama ve men nasu illa minen Yardım ancak Allah'tandır. Yani melekler kendiliğinden yardıma gelmiyor. Allah'tan bir emir ve izinle yardıma geliyorlar. bine geçiyoruz buradan. Ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi. Melekler ve ruh ona yükselir Allah'a. yevmin bir günde ki kâne miktâruhu 50.000 sene. Bunun miktarı 50.000 senedir. Yani melekler ve ruh 50 bin senelik bir zaman dilimi olan günde Allah'a yükselir. Allah'a yükselmek Allah mekanın yaratıcısıdır. Allah mekanla münezzehtir. Ama Allah'ın yarattığı alem çok geniş. İşte bir yerden başka yerlere gitmeleri, alemin boyutları falan bu bağlamda düşünülebilir. Ve 100 bin ifadesine buradan geçiyoruz. Hazreti Yunus işte kavmine gönderiliyor O erselnâhu onu gönderdik Yunus'u ile miyeti elfin miyeti elf miye yüz demekti elf bin demekti miyeti elf yüz bin tabi yüz bin Hazreti Yunus'un gönderildiği dönemde çok büyük bir rakam yüz binlik bir e, böyle geniş bir e, topluluğa sayıları fazla olan bir topluluğa gönderiliyor ve Kur'an'dan e, geri kalan kısımda e, genel manada örnekleri görmüş olacağız. Bu rakamlarla alakalı, sayılarla alakalı. Vakana fil Medine titis atu şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Orada tisa dokuz demek. Vakal Allahu Allah dedi ki, la tettahidu edinmeyin ilaheyni iki ilah ithneyni e, İthneyni rakam olarak iki e, ve böylece tekit ediliyor. İki ilah edinmeyin. Inna huve ilahun wahid. O ancak bir tek ilahdır. İlahun wahid. E, mesela ilahukum ilahun vâhid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. İlahukum müpte da ilahun Bunun haberi. Elhamdülillahi fatırı semavat vel art e, gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamd olsun. Hamd gökleri yeri yaratan Allah'a mahsustur. Cailil melâiketi rusule o melekleri elçiler kılar. Uli hatin böyle kanatlı. Methne ve thulâthe ve ruba ikişer, üçer, dörde, dörder kanatlı melekler kılar. Tabi melekleri görmedik ama kuşlar e, iki kanatlı ama helikopter böceği dediğimiz böcekler gibi bazılarının farklı kanat yapıları bulunmakta. Vallahu halaga külle <laughs> dabbetin Allah her canlıyı sudan yarattı. Halaga yarattı. Külle <laughs> dabbe, dabbe canlı demek, hareket halinde olan demek. Mimma in ma su anlamına geliyor. Allah her canlıyı sudan yarattı. Feminhum <laughs> men onlardan bir kısmı Allah'ın yarattığı canlılardan bir kısmı yemşi ala batnihi batnı üzere yürür. Batın karın, karnı üzere sürüngenler. Ve minhum men yemşi ala ricleyin kimi iki ayağı üzerinde yürür. Tavuklar böyle, insan da böyle iki ayak üzere. Ve minhum men yemşi ala erba bir kısmı dört ayağı üzerinde yürür. Koyun keçi gibi gördüğümüz hayvanlar dört ayağı üzerinde. Ya burada rakamlar da var. O yüzden bunu aldık. Yahlukullahu ma yasha. Allah ne dilerse yaratır. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bunları gördükten sonra bir de sıra sayılarını görebiliriz. Sıra sayıları derken birinci, ikinci, üçüncü, ellinci, yüzüncü gibi bunlar Arapçada acaba nasıl ifade ediliyor? Mesela e, diyelim ki birinci ders diyeceğim. Ed dersül evvel. bu şekilde söylüyoruz. Ama e, mühennes bir kelime geldiğinde e, o zaman el ula oluyor. E, el ula mesela Semara diyorum. Semara meyve. Es semeratul evvel demiyorum. Es semeratul ula birinci meyve. E, veya diyelim e, es ikinci demek e, الثاني e, ikinci müennes için kullandığımda الثانيه diyeceğim. Mesela diyorum ki el kelimetu saniye ikinci söz. E, bu şekilde kullanımı var. Ve e, el evvel, el sani, el salis, el rabi, el hamis, el sadis, el sabi, el samin, el tasi, el aşir. Yani bunların 1 2 3 4 gibi rakamlarıyla aynen alakası var. Kalıp değişiyor. Bir de evvelen, saniyen, salisen, rabian, hamisen, e, sadisen, sabian, e, faminen, tasian, aşıran gibi mansup halleri var. Yani birinci olarak, ikinci olarak, üçüncü olarak gibi bu şekilde kullanılmakta. Kur'an'dan örneklerle görmel çalışalım. Mesela insanın e, insanın yaratılışıyla alakalı diğer alemde yeniden diriltilişiyle alakalı. E, müşrikler hayır başka bir alem olmayacak diriltilmeyeceğiz diyorlar. Cenab-ı Hak da bildiriyor ki kul de ki ey peygamber de ki yuhyihe o çürümüş kemikleri diriltir. Elle diye o zat ki enşaeha onları inşa etti. Evvela merra birinci kere. Evvela merra birinci defa. Birinci defa onları kim inşa etmişse hayat verecek odur. Burada inşa, inşaat Türkçe'de kullanıyoruz. Buradan hatırlayabiliriz. İnşaatta da bir, bir şeyi meydana getirmek, yapmak var. Ve Kur'an-ı Kerim bir hükmü bize bildiriyor. Ve bu hükmün önceki kitaplarda olduğunu da anlatırken şöyle anlatıyor. İnne hâze şüphesiz bu. Lefis suhufil ula suhufu ulada da vardır ilk sahifelerde, ilk kitaplarda da vardır. Burada suhuf, e, sahife kelimesinin çoğulu zaten sahife muannestir. Suhuf olarak çoğulu gelmiştir. E, bununla ilgili rakam da suhuful evvel değil de e, suhufu ula olarak geliyor. İşte bu ilk sahifelerde, ilk kitaplarda da vardır. Ashab-ı alakalı yine e, ve yekulûne seb'a Onların sayısıyla alakalı bir kısmı diyecek ki e, yedi kişidir onlar. Ve thâminuhum sekizincileri ise kelbuhum onların köpekleridir. Burada femin sekizinci anlamında onların sekizincisi kelbuhum köpekleridir. Ve şimdi okuyacağımız ayette ise e, dördüncü, altıncı gibi e, Sıra sayılarıyla alakalı örnek göreceğiz. Elem tera görmedin mi? Ennallâhe Allah ya'lemu bilir. Mâ fissemâvâti ve mâ fil-art Göklerde ne var, yerde ne var? Hepsini Allah bilir. Mâ yekunu min necve selâthetin Necve fısıldaşan. Sizden fısıldaşan üç kişi olduğunda illâhu ve rabihum. Allah onların dördüncüsüdür. Velâ hamse beş kişi olduklarında illa ve sadisuhum o onların altıncısıdır. Yani e, aralarında fiskos yapanlar kimse duymadığını zanneder. Üç kişi olduklarında dördüncüleri Allah'tır. 5 kişi olduklarında altıncıları Allah'tır. Allah onları duymaktadır. Burada Rabia dördüncü, Sadis altıncı. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'de sayılar konusunu bitirmiş olduk. Bunun belki gramer kitaplarında epey ayrıntıları var. Ama ana hatlarıyla bizim bu son üç derste anlattığımız şekliyle bunlar zihne iyice yerleştiğinde benzeri rakamları gördüğümüzde rahatlıkla anlayabiliriz. Kullanmak istediğimizde bunları rahatlıkla kullanabiliriz.